Sevgili Mediamarkt Türkiye takipçileri, Mediamarkt Games adı birlikte videoyu dünyasından en bomba haberlerin nabzını tuttuğumuz bir bölüme daha hoş geldiniz. 8. bölümümüzdeyiz. 8 bölüm, 4 hafta, 2 ay. Dile kolay. Bahar ortasında başladık. Artık bayağı yaz geldi. Güneş üstümüze biniyor. Ve güzel havalar gelmeye başladı. Şort havaları gelmeye başladı. Pencereyi açıp yatıyorum havaları gelmeye başladı. Tabii ki bunlar kısa sürecek. Bir noktadan sonra Allah belasını versin neden bu kadar sıcak hava gelmeye başlayacak. O dakikaya gelene kadar keyfini çıkartalım. Güzel bir dönüm noktasında güzel bir virajdayız. Bahardan yaza her zaman güzel bir virajdır. Bunları hatırlayalım, mutlu olalım. Ve tematik olsun diye de iki tane önemli viraj haberi paylaşalım sizlerle. Bir tanesi Japonya'dan, bir tanesi Amerika'dan. Japonya'dan da başlayalım. Biliyorsunuz dünyanın en büyük video oyun sektörlerinden, video oyun pazarlarından bir tanesi Japonya. Manevi olarak belki de ikinci en büyük olduğunu söylemek mümkün. Çünkü dünyanın şu an için mevcut en büyük iki konsol üreticisi Japonya bazlı Nintendo ve Sony. Ve burada tabii ki Nintendo ve Sony'nin dünya çapında bir hangimiz daha çok konsol satacağız, hangimiz daha başarılı olacağız yarışı uzun süredir var. Japonya'da yapılan yarış her zaman manevi olarak bu firmalara başka bir şey ifade ediyor. Ve geçtiğimiz günlerde bu yarışta önemli bir viraj atlandı. Ve Mayıs ortasına göre hesaplanan, Mayıs ortasına kadar hesaplanan satış rakamlarına göre Nintendo Switch'in ömürlük satışları PlayStation 4'ü geçti. Şimdi bu geçiş tabii ki 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon falan değil. 50-30 binlik de bir geçiş var. Ama Nintendo Switch PlayStation 4'ten 3 sene sonra çıktı. Dolayısıyla bu Nintendo Switch'in artık başarılı bir konsol olduğunu %100 ispatlıyor. Tamam konuyu kapattık. Gerçekten Switch başarılı bir konsol. Başarılı da yönetiliyor hala bu dakikaya kadar. Ve bu başarısı insana biraz Satoru Iwata'yı hatırlatıyor. Satoru Iwata, Nintendo'nun genç yaşta kansere kaybettiğimiz CEO'suydu. Ve şöyle bir şey hatırlatmak lazım Satoru Iwata ile ilgili. Video dünyasında inovasyon yaratan, inovasyon kovalayan, gerçekten iletişimi çok ilginç olan, çok enteresan bir liderdi. Çok enteresan bir sektör lideriydi. Ve biz bence video dünyası olarak ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Çünkü hem başarıları yüzünden çünkü 2004'te dokunmatik oynanışı, ekranlı oynanışı getirdi. 2006'da hareket bazlı oynanışı getirdi Wii ile birlikte. 3DS ile birlikte gözlüksüz 3 boyutlu dünyasına girdi ve bunlar büyük başarılardı ve inovatif başarılardı. Ve arkalarında Rivata vardı. Bir yandan ise Rivata Wii U projesinin lideriydi ve Wii U çok başarısı olmuştu hatırlayacaksınız. Wii U'nun başarısızlığından sonra yaptığı ise bence Satoru Rivata'nın asıl mirasıdır kendi maaşında indirme gitmişti bu benim hatam diye. Ben bu harekete çok erdemli ve çok takdire şayan bulmuştum. Ve vefat etmeden önce başlattığı son projesi de Nintendo Switch'ti. Tabii ki o başlattığı zaman henüz çok daha kar tanesi halindeydi. Şimdi büyük bir çığ oldu ama yine de bir insanın en önemli hayatta bıraktığı şey arkasında bıraktığı mirastır. Satoru Yuvata'nın da mirası inovatif oyunlar ve keyifli oyunlar oldu. Öyle de olmaya devam edecek. Ee, toprağı bol olsun diyor ve Tatarim Atasan'ı da bir kere hatırlıyor. Nintendo'yu da tebrik ediyor. Bir sonraki haberimize geçiyoruz. Bir sonraki haberimiz Amerika'dan demiştik. Netflix'in aldığı viraj. Netflix dünyanın en büyük oyun fuarı E3'e katılacağını duyurdu. E3 Colosseum dahilinde düzenlenen bir panelde Netflix'in oyunlarını, video oyunlarını Netflix'in özür dilerim oyunu yok henüz Netflix'in dizilerini video oyunlarına dönüştürmek. Orijinal işlerini videoya dönüştürme konusunda konuşacak. Bunun merkezinde Stranger Things olacak. Stranger Things 3 The Game diye bir projeleri var. Fakat bunun da ötesinde yani sadece video dünyası ile ilgili hmm, bilmiyoruz ki ya Alman düşünüyoruz deseler E3'e katılmazlardı zaten. Bir tane basın duyurusu geçer. Hayatlarına devam ederlerdi. Fakat belli ki Uzun vadeli düşünecekler. Hatırlayacaksınız, kapanmadan önce Telltale Games ile beraber bir Stranger Things oyunu üzerine çalışıyorlar. Telltale Games Games'de işte Batman'i, Game of Thrones'u, en meşhur olarak da The Walking Dead'i yapan karar verme simülatörleri türünde güzel ürünler ortaya koyan, sevdiğimiz bir oyun firmasıydı. İyi yönetilemedi, kapandı. Netflix'in oradan birkaç bir şey öğrendiği, eleman aldığı belki de, belki de motor aldığına dair somut olmayan bir sürü dedikodu söyleniyordu. Şimdi bunları somut bilgi olarak öğreneceğiz. Elbette bu arada pek çok hayran da Black Mirror interaktif bölümü gibi şeylerin devamını da bekliyor. Bunların da somut versiyonlarını öğreneceğiz. Öğrendiğimiz gibi de yine burada aktarıyor olacağız. Enteresanımıza gidiyor açıkçası Netflix neler yapacak yani nasıl projeleri var. Ben şahsen merakla bekliyorum. Ee, siz nasıl düşünüyorsunuz? Black Mirror tüpü interaktif bölümlere mi yönelse daha iyi olur yoksa Telltale'ı yapacağı gibi baya biraz oyun gibi ama tabii ki ekseriyette karar verme simülatörü şeklinde elden eski efsane işlerini geçirse mi daha güzel olur? Hangi Netflix dizisinin oyunu gelse en çok isterseniz? Kasada Popel mi? Artık Dark mı? Ozark mı? Aşağıya yazın. Nintendo Switch Playstation 4 kapışması ile ilgili aşağıya ne düşündüğünüz onu da çok merak ediyorum onu da yazın. Yazın planlarınız nedir? Bir de ondan bahsedin. Arada aşağıda yine muhabbetimiz ederim. Onun dışında Haftaya tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.